Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size sindirim sistemi kısımlarından olan ince bağırsak ve kalın bağırsaktan bahsedeceğim. Daha sonra sindirim sisteminin ana organlarını bitirmiş olacağız. Bu videodan sonra ise sindirime yardımcı organları işleyeceğiz. Onların da ayrı ayrı görevlerine bakacağız. Şimdi ince bağırsağa gelelim. İnce bağırsak mide ile kalın bağırsak arasında bulunan yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda bir organdır arkadaşlar. Özellikle uzunluğuna dikkat edin, bakın 7-8 metre uzunluğunda diyorum. İnce bağırsağımız üst üste katlanarak tabii ki yer anlamında, işte vücudumuzda kapladığı alan anlamında bir tasarruf sağlamıştır. O yüzden de 7-8 metre uzunluğunda rahatlıkla söyleyebiliriz bu şekilde olduğunu. O zaman ilk olarak yazalım bu özelliğini. Ne dedik? Mide ile kalın bağırsak arasında bulunan yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda organdır. Peki neden bu kadar uzun? Arkadaşlar, çünkü ince bağırsak hem besinlerin sindiriminin hem de besinlerin geri emilimi, yani sindirdiğimiz besinlerin kana karıştığı yerdir. O yüzden de oldukça da uzun bir organımızdır bu olayların rahatlıkla gerçekleşebilmesi için. Şimdi biz ilk önce ince bağırsağımızın bölümlerine bakalım. İnce bağırsağın bölümleri, şöyle yazayım. İnce bağırsağın bölümleri. 3 tane bölümü vardır arkadaşlar ince bağırsağın. Birinci bölümü 12 parmak bağırsağı olarak geçer. Asıl sindirimin yapıldığı yer burasıdır. İsmi duodenum olarak isimlendirilir. Genellikle 12 parmak bağırsağı diye sorarlar ama bazı kaynaklarda ikinci isimleri de soruluyor. O yüzden bilmenizde fayda vardır. 12 parmak bağırsağı. Ne dedik? İkinci isim için duodenum dedik. Gelelim ikinci bölümüne. En uzun kısım zaten 12 parmak bağırsağı. İkinci bölüme geldiğimizde boş bağırsak olarak isimlendiriyoruz. Buraya da ikinci isim olarak jejunum diyoruz arkadaşlar. Boş bağırsak. Jejunum. Ve son olarak kalın bağırsağa bağlandığı kısım kıvrımlı bağırsaktır. Kıvrımlı bağırsak. Burayı da ileum olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Bölümleri bu şekilde. Dediğim gibi asıl önemli olan kısmı 12 parmak bağırsağıdır. Sindirimin gerçekleştiği yer burasıdır. İnce bağırsağın görevlerine bakalım. Bir de iki tane önemli görevi vardır. Bunlardan bir tanesi besinlerin kimyasal sindirimin tamamlanmasıdır. İkincisi de arkadaşlar monomerlerin emilimidir. Yani o artık sindirilen besinlerin kana karıştığı yer neresidir? İnce bağırsaktır. O zaman şöyle diyelim. İnce bağırsağın görevleri diyelim. İnce bağırsağın görevleri. Neymiş görevleri? Birincisi besinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır. Sindirimi tamamlanır. İkincisi de arkadaşlar monomerlerin emilimini gerçekleştirir. Monomerlerin emilimini gerçekleştirir. Neydi monomer? Monomer yapı taşı demektir. Besinlerin yapı taşı. Mesela karbonhidratların yapı taşı nedir? Monosakkaritler, yani glikozdur. İşte fruktoz, galaktozdur arkadaşlar. Bunlar monomer. Yağların yapı taşı ne? Monomeri nedir? Yağ asidi, gliserol. İşte proteinlerin monomeri nedir? Amino asitlerdir. İşte bu monomerlerin emilimlerinin gerçekleştiği yer neresidir? İnce bağırsak. Şuraya parantez içerisinde yapı taşı da diyelim. Yine burada bulunsun. Şimdi bizim ince bağırsağımızın iç yüzeyinde yapılar vardır. Villuslar ve mikrovilluslar vardır arkadaşlar. Bunlar böyle kıl benzeri çıkıntılardır. Bu çıkıntılar yüzey alanını artırarak emilimi kolaylaştırıyor. İşte bu villusların içerisinde bulunan damarlar sayesinde hem kan damarları hem de lenf damarları sayesinde geri emilim gerçekleşiyor. Bu yüzden de yüzey alanını artırıyor, emilimi kolaylaştırmış oluyor. O zaman şöyle diyelim, altına yazalım.
İnce bağırsakta villus ve mikrovillus. Mikrovillus denilen kıvrımlar yüzey alanını artırarak emilimi kolaylaştır. Arkadaşlar, bizim ince bağırsağımızın yapısı da mideye benziyor. Dış kısmında bağ doku, ortada düz kaslar, en iç kısmında ise mukoza tabakası vardır. İşte bu mukoza tabakası ince bağırsağın zarar görmesini engellemiş oluyor. O yüzden de oldukça da önemli bir özelliğe, yapıya sahiptir. Şimdi bizim besinlerimiz ince bağırsağa değdiği anda iki tane hormon salgılanıyor. Bunlardan bir tanesi sekretin hormonu, diğeri de kolesistokinin hormonu arkadaşlar. Bu hormonları en son tablo halinde size anlatacağım, ne işe yaradıklarını, ne işe yaptıklarını. Şimdilik isimlerini bilmeniz yeterlidir. Kalın bağırsağı da anlatayım, sonrasında bu hormonlardan bahsedelim. Şöyle yazalım. Besinler ince bağırsağa temas ettiğinde sekretin ve kolesistokinin hormonları salgılanır. Dediğim gibi bu hormonların görevlerini kalın bağırsağı anlattıktan sonra anlatacağım arkadaşlar. Hormonlar da bu şekilde. Şimdi bir de enzimlere bakalım arkadaşlar. İnce bağırsaktan salgılanan birkaç tane enzim var. Bu enzimlere bakalım. Yazalım şöyle. İnce bağırsaktan salgılanan enzimler diye. İnce bağırsaktan salgılanan enzimler. Arkadaşlar, ilk olarak karbonhidratları sindiren enzimlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan maltaz, laktaz, sükraz ve dekstrinaz enzimleri karbonhidratları sindiren enzimlerdir ve ince bağırsaktan salgılanır. Yazalım isimlerini. Maltaz, laktaz, bunlar disakkarit biliyorsunuz, laktoz, maltoz, bunları sindiren enzimlerdir. Sükraz, dekstrinaz, bunlar karbonhidratları sindiren enzimlerimizdir. Kısaca KH olarak yazdım. Bir de proteinleri sindiren enzimler var. Aminopeptidaz, dipeptidaz ve tripeptidaz. Bunlar da proteinleri sindiren enzimlerimizdir. Aminopeptidaz, dipeptidaz ve tripeptidaz. Tripeptidaz. Bunlar da kimi sindiriyormuş? Proteinleri sindiren enzimlermiş arkadaşlar. Bunlar direkt ince bağırsaktan salgılanan enzimler. İnce bağırsağa bir de pankreastan gelen enzimler var. Bunları da pankreası anlatırken bahsedeceğiz. Şimdi sindirim ve emilim olayı tamamlandıktan sonra kalan atıklar nereye gidiyor? Kalın bağırsağa gidiyor. Artık kalın bağırsağa giriş yapacağız. O zaman şöyle yazalım. Sindirim ve emilim. Tamamlandıktan sonra atıklar kalın bağırsağa gider. Evet, bu şekilde ince bağırsakla ilgili söyleyeceklerimiz. Dediğim gibi buradaki hormonlardan ayrıca bahsedeceğim. İnce bağırsak kısımları bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi geliyoruz kalın bağırsağa. Alta diyeceğiz kalın bağırsak. Altı kalın bağırsak. Evet, kalın bağırsak nedir, ne işe yarar, buna bakalım. Bir kere bunu unutmuyoruz. Kalın bağırsakta sindirim olmaz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Kalın bağırsakta sadece emilim gerçekleşir. Sindirim olayı yoktur. İnce bağırsaktan başlayıp anüsle sonlanan yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda bir
organımızdır arkadaşlar, kalın bağırsak. Peki kalın bağırsak kısımlarına baktığımızda kalın bağırsağın ilk kısmı kör bağırsaktır. Çekum diğer bir ismiyle isimlendirilir. Daha sonra apandis gelir. Apandisi duymuşsunuzdur, hani patlıyor, zehirliyor falan. Apandis atıkların geçici olarak depo edildiği yerdir. İçerisinde atık, yani zehirli moleküller bulunduğu için apandis patladığında, eğer ki vücut boşluğumuza yayılırsa veya kana karışırsa bizi zehirleyebilir. O yüzden oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de son olarak düz bağırsak vardır arkadaşlar. Bu da rektum olarak isimlendirilir. Kesinlikle unutmuyoruz, kalın bağırsakta sindirim olmaz. Peki kalın bağırsağın görevlerine. İlk önce bu söylediklerimizi yazalım. Daha sonra kalın bağırsağın görevlerine bakalım. Ne dedik? İnce bağırsakla anüs arasında bulunan bir buçuk metre uzunluğunda organdır. Kısımlarına bakalım, onları da yazalım. Kalın bağırsağın kısımları diyelim. Ne dedik? Birinci kısmı kör bağırsak. Kör bağırsak, diğer bir adıyla çekum. Sonra arkadaşlar apandis gelir. Apandis şöyle, bir ucu kapalıdır apandisin. Şöyle parmaksı bir çıkıntıdır aslında, bizim bağırsağımıza bağlı. Atıkların geçici olarak depo edildiği yer. Bir de düz bağırsak arkadaşlar. Son kısmı, anüse bağlandığı kısmı. Düz bağırsak, zaten bundan sonra anüs geliyor ve dışarı atılıyor atıklar. Diğer bir adıyla rektumdur. Düz bağırsağın diğer bir adı rektum. Gelelim. Bir de ne dedik? Kalın bağırsakta kesinlikle sindirim olmaz. Bunu da söyleyelim. Kalın bağırsakta sindirim olmaz. Peki nedir bu kalın bağırsağın görevleri? Hemen şöyle yana geçiyorum. Kalın bağırsağın görevleri diyorum. Kalın bağırsağın görevleri. Arkadaşlar kalın bağırsağın 3 tane görevi var. Bunlardan birincisi şu. Su ve minerallerin geri emilimini sağlar. Sonuçta biz yediğimiz besinlerin içerisinde su var, mineral var. Yine su içiyoruz aynı şekilde. İşte su direkt nereye gidiyor o zaman? Kalın bağırsağa gidiyor. Kalın bağırsakta geri emilir ve kana karıştırılır. O zaman birinci olarak ne yazacağız? Su ve minerallerin geri emilimini sağlar. İkinci görevi şudur. Sindirim atıklarının geçici olarak depo edildiği yerdir arkadaşlar. Sindirim atıklarını geçici olarak depolar. Üçüncü olarak da görevi şu. Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler vardır. Bu bakteriler bizim için çok çok önemlidir. O yüzden mutlaka bu bakterileri besleyen besinlerle de beslenmemiz lazım. Bunlar nedir? Probiyotiklerdir. İşte en önemli probiyotik de arkadaşlar yoğurttur. Yoğurdu, özellikle ev yapımı yoğurdu, kesinlikle sofralarınızdan eksik etmeyin. İşte bu bağırsaklarımızda yaşayan mutualist bakteriler B ve K vitaminlerinin sentezini sağlıyorlar. Yani bunları üretiyorlar. Bizler B ve K vitaminlerinin büyük bir çoğunluğunu işte bu bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler sayesinde kazanıyoruz. Yediğimiz besinlerde de var ama eksiklik yaşanması bu bakterileri aktif hale getiriyor ve daha fazla miktarda salgılanmalarını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Burada yaşayan mutualist bakteriler. Mutualist demek karşılıklı yarar sağlayan canlılar demektir. Biz onlara besin gönderiyoruz. Onlar da bize B ve K vitamini üretiyorlar. İkimiz de fayda görmüş oluyoruz. O yüzden mutualist bu demektir. Mutualist bakteriler B ve K vitamini sentezler. Bu B vitaminlerinin bir sürü çeşidi var. Tabii ki hepsini sentezlemiyor ama büyük bir çoğunluğunu sentezliyor arkadaşlar.
Evet, kalın bağırsakla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Kalın bağırsak su ve mineralleri geri emdikten sonra geriye kalan sindirim atıklarını bir süre depoluyor. Daha sonra anüste dışarıya atıyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim bahsettiğim hormonlara. Hormonları tablo şeklinde anlatayım arkadaşlar size. Şimdi geçelim hormonlar kısmına. Ben şöyle hormon tablosunu hemencecik çizdim. Videodan zaman almayalım diye. Arkadaşlar şimdi bakalım bu hormonlarımıza. 3 tane hormonumuz var. Bunlardan ilki gastrin hormonu. Bu gastrin hormonu mideden salgılanan bir hormondu. Hatırlıyorsunuzdur umarım. Gastrin hormonu mideden salgılanıyor. O zaman salgılanan organ kısmına ne yazacağız? Mide. Peki nereyi hedef alıyor? Yine mideyi hedef alıyor. Yine buraya da mide diyoruz. Peki görevi ne? Ne yapıyor? Hedef organın cevabı nedir? Arkadaşlar, hedef organın cevabı şudur. Yani midemiz mide öz suyunu salgılıyor. Yani çalışmaya başlıyor. O zaman ne diyoruz? Mide öz suyu salgılanması. Midenin cevabı budur. Mide çalışmaya başlar. Gastrin hormonundan sonraki hormonumuz sekretin hormonudur. Hemen yazıyorum şuraya sekretin. Uzun olduğu için bu şekilde yazacağım. Sekretin hormonu. Peki bu hormon ne yapar? Arkadaşlar sekretin hormonu nereden salgılanıyor? 12 parmak bağırsağı, yani ince bağırsaktan salgılanıyor. O zaman yazalım şuraya. 12 parmak bağırsağı. Parmak bağırsağından salgılandı. Nerelere etki edecek? İki tane organa etki eder. Bunlardan biri pankreas, biri de karaciğer. Hemen yazıyorum. Bunlardan bir tanesi pankreasmış, diğeri de karaciğer. Peki ne işe yarıyor? Arkadaşlar pankreas sekretin tarafından uyarıldığında bikarbonat iyonlarını salgılamaya başlıyor. Peki ne işe yarıyor bu bikarbonat iyonları? İnce bağırsağa giderek oradaki pH'i düzenliyor. Şimdi mideden gelen kimus nasıl bir yapıdadır? Asidik bir yapıda. Eğer ince bağırsağa direkt asidik olarak geçerse, ki geçiyor zaten, ne yapar? İnce bağırsağa zarar verir. Çünkü ince bağırsağın ortamı baziktir arkadaşlar. Bu yüzden de buranın bir düzenlenmesi lazım. Hemen o sırada sekretin pankreası uyarıyor ve pankreastan bikarbonat iyonları geliyor. Bu iyonlar ince bağırsaktaki o kimuslu yapının, yani asitli yapının pH'ını yükselterek, pH'ını düzenleyerek ortamı bazik hale getiriyor ve böylece ince bağırsaktaki enzimlerin çalışması sağlanmış oluyor. O zaman ne diyoruz görevine? Bikarbonat iyonlarını salgılayarak ince bağırsağın pH'ını düzenler. İnce bağırsağın pH'ını düzenler. Yazamadım bir türlü. Evet, düzenler. Görevi bu. Geldik karaciğere. Peki karaciğeri etkileyerek ne yaptırıyor? Sekretin tarafından uyarılan karaciğer safra üretiyor ve salgılıyor. Nedir safra? Safra yağların mekanik olarak sindirimini sağlar arkadaşlar. Yani küçük damlacıkları ayırır. Bu yüzden de oldukça önemlidir. O zaman karaciğer ne yapıyormuş? Safra üretir ve salgılar. Evet, sekretin hormonunun görevi de bu şekilde. Gelelim bir sonraki hormonumuza. Arkadaşlar bir sonraki hormonumuz da kolesistokinin hormonu. Hemen bunu da yazalım. Şöyle alt kısma. Kolesistokinin. Biraz ismi uzun bir hormon. Kolesistokin hormonu. Bu da yine nereden salgılanıyor? 12 parmak bağırsağından. 12 parmak bağırsağı. Peki kimlere etki ediyor? Arkadaşlar etki ettiği yine iki tane organ vardır. Bunlardan birisi pankreas, diğeri de safra kesesi. O zaman yazalım. Etki ettiği organlardan biri pankreas, diğeri de safra kesesi. Ne işe yarıyor? Ne yaptırıyor? Pankreası uyararak pankreas enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. O zaman pankreas ne yapar? Pankreas enzimlerinin ya da enzimleri salgılanır. İşte pankreas bunu yapıyor. Safra kesesi ne yapıyor peki? Safra kesesinin kasılmasını sağlayarak burada depo edilen safra sıvısının 12 parmak bağırsağına
dökülmesini sağlıyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Kasılarak, safra kesesi kasılıyor. Kasılarak depolanan safranın ince bağırsağı dökülmesini sağlar. Evet, bu şekilde bizim hormonlarımızın görevleri. Bunlar sindirim hormonlarıdır ve mutlaka karşınıza çıkar. Kesinlikle atlamayın. İyi çalışın. Sekretinin, kolesistokinin ne işe yaradığını unutmayın. Bakın, ikisi de ortak olarak kimi etkiliyor? Pankreası. Biri bikarbonat iyonlarını salgılattırıyor, biri enzim salgılattırıyor. Biri sekretin hormonu karaciğeri etkilerken burada safra ürettiriyor. Kolesistokinin safra kesesini. Aslında ikisinin de amacı ortak. Safra sıvısı ile ilgili. İkisinin de amacı ortak ama farklı organlar. Bu arada safra kesesini anlatacağım ama safra kesesi safra sıvısını salgılamıyor. Sadece depo ediyor. Safra sıvısını üreten karaciğerdir arkadaşlar. Karaciğerin sindirime yardımı da zaten budur. Başka hiçbir yardımı yoktur. Dolayısıyla görevlerimiz, özelliklerimiz bunlar. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. Burada ince bağırsağı, kalın bağırsağı ve sindirim hormonlarını gördük. Bir sonraki videoda sindirime yardımcı organları göreceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.